sizler puanlamaya geçerken ben de şu anki kıyafetin ne kadar tuttuğunu vermek istiyorum. Zahide Hanım, kayınvalidemiz eteği 100 TL, çantayı 65 TL, çizmeye 250 TL ödedi. Ve takıları 60 TL'ye, bluzu da 40 TL'ye aldı. Star parçamız yani paltomuz ne kadar? 150 TL. Yani 650'yi gitsen versen, 100 liraya bir şey, yani öylesine bir şey alsan gelsen, en fazla para harcaman gereken şey aslında paltosu. Ama çok hoşuma gitti. Yani çizmeler bile hoşuma şu an gitti. Ondan daha pahalı. Tabii iki katı. Evet. Yani hani şu 150 liralık şey için hani bak bir sürü şey duydun. Oysa onu patlatsaydın daha bir güzel olurdu. Ama bu arada kayınvalidemiz gelinle hiç şey yapmıyor. Yani o ne istiyorsa olsun. Yani o giyecek. Benim hayır Sevgi ablacığım. Ama programı da kazanmak da hoş olmaz mıydı? Sevgi olurdu tabii ki de. Bugüne kadar albüm gördük, şey gördük, hani evden bahsettik, arabadan bahsettik. Hepsinde baskın olan Sevgi abla montla baskın gelemedi. Evet gerçekten. Yani sen hayatının bam noktalarında zirve yaptın. Yani dereyi geçtin, denizi geçtin, derede boğuldun. Şimdi o kadar şey olunca biz de bekliyoruz ki hani Sevgi abla desin ki ben ne alırsam onu evet, giyeceksin. Evet. Desin istiyorsun. Yani burada sen öyle bir rüzgarla başladın, artık o rüzgarla yine ben ne aldıysam isterdim. Onu giydi. Öyle orası öyle ama sonuçta o seni yönlendirmiş. Ama biraz. İşte demiş ya. Yok yönlendirmedi. Hayır Sevgi abla ama demiş ya. Hiç renklisi yok, hiç sevmiyor. Ben başından beri biliyorum aşkım, onu. Aşkım ondan değil Sevgi ablacığım. Hani sen dominantsın ya, arabada öne biniyor musun? Biniyorsun. Biniyorum. İstediğin koltuğu aldırıyor musun? Bunu da üstüne oturtturuyor musun? Oturtturuyor. Sen o paltoyu mu giydiremeyecektin buna? Vallahi doğru söylüyor yani. Koltuk kavgasını bile yapan kayınvalidinden neler yapmaz. Demek ki aradan ama 4 sene geçmiş artık. Demek ki bazı şeyler değişmiş kızlar, bir de öyle düşünün. Kızın arabanın arkasına yazdığını da unutmayalım lütfen gelinimin. Peki. Ama o sadece yazıda kalmış. Sadece yazıda kalmış. O gerçek hayatta Sevgi ablanın üstünlüğü vardı. O zamandı. Bence o 4 senede bazı şeyler değişmiş. Emre'yi siz görmediniz ama dünya şekeri de bir eşi var ve evet, belli. Hani aralarında kalmamak için gayet akıllıca bir şey yapmış. Yani çok da güzel bir aileleri var. Allah bozmasın. Peki. Hadi bakalım. O zaman yarışmaya geri dönüyoruz ve bakalım kaç puan vereceksiniz. Buyurun. En düşük puanı Damla Hanım'dan bekliyorum. En yüksek puanı Dilek Hanım'dan bekliyorum. Sizce en yüksek, en düşük kim verir? Bence hepsi hemen hemen birbirine yakın verecekler. Zaten yüksek puanlar çıkmadı bu hafta. Yani tahmin edebiliyorum. O yüzden şöyle oluyor, yüksek puan aslında çıkmadığı yüksek için. Aslında yüksek puanlar çıktı ama herkes adaletli olsaydı. Bir kere. Çok güzel olurdu. Bir kere en yüksek puanı kim verdi? Şimdiye ben. Kadar? Kaç verdiniz? 7. Evet, bir tanecik. Yani eve mi götüreceksiniz? Hep söylüyorum aslında. Ya bu puanları eve götürmeyeceksiniz. Şöyle oluyor, kimse kimseye yüksek puan vermediği için aşağı yukarı birbirine yakın puanlarınız oluyor zaten. Evet. Hani üçler, dörtler, beşler. İşte bir tane bak nazar boncuğu siz vermişsiniz. Evet ben verdim. Ama bakalım, bakalım bugün ne olacak? Sevcan, buyurun. Evet, hadi sizinle başlayalım. Puanımı açmadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün hafta boyunca sen oynadın, sen işte oyuncu olacaksın, hepimizi kötüledin. Kimseyi beğenmedin. Hepimiz, her şeyimize mana buldun. Öyleydi zaten ama. Böyle dediler. Öyleydi. Benim buraya katılma amacım ne ünlü olmak ne oyuncu olmak. Öyle arkadaşlar, bir amacım bir da yoktu. Arkadaşlar bir haftada ünlü olunur mu? Yani çok ciddi bir karakter ortaya koymanız lazım. O da iyi olmak için biraz kısa bir zaman ama kötü olmak için bir haftada olunur. Ama bu ne kadar iyi bir şey bilmiyorum yani. Ben buraya hırsla geldim. Hırslı olacaksınız tabii evet. Ki yarışmaya geliyorsunuz. Para güzel bir herkese para, tatmin lazım. Edici bir para. Benim de herkes gibi para hırsım vardı ama herkes çok yanlış anladı. Beğenmedim. Ben beğenmediysem beğenmedim. Kimse de, onlar da beni beğenmedi, karakterimi beğenmedi, yüksek volümden konuşmamı beğenmedi. Ben onlara hiçbir zaman neden beni beğenmediniz de oynuyorsunuz. Aslında benim üstümden prim yaptılar. Siz oynuyorsunuz dediniz Sevcan Hanım. Oynadı, gelininiz oynadı. Bunu en çok aslında siz kullandınız. Hayır hayır. Sizin bana geliniz hep oynadı diye. Oyuncusunuz. Siz buraya para için gelmemişsiniz. Hayır tam aksine. Ben buraya tabii para için geldim. Hepimizin kendine göre bir hedefleri olarak geldik zaten. O yüzden yarışıyoruz. Buradan kim sonuncu çıkmak ister? Kimse sonuncu kimse çıkmak istemez. Tabii. O yüzden ben oyunculuk yapmadım.
kimseyle de adaletsizlik yapmadım. Ben... Başından beri bakın ben buraya ilk geldiğim günden beri adaletli davranmaya çalıştım herkese. En azından dedim bir karşılamasına şey yapın. Hatta burada ikinci günü hepinizle tartıştım, hepinize söyledim. Dedim ki kesinlikle adaletli değilsiniz. Ben döndüm 7 puan verdim. Çünkü herkesten beklerdim ben o puanı. Yani neden? Çünkü adalet olmadı. Adalet olmadığı için de siz bu şekilde ama şey yapıyorsunuz. Siz şöyle... Yani bir insan buraya gelip de hiç mi bir şey beğenmez? Hiçbir şey beğenmedim. Ama beğenmek zor. Hiç kimseyi nereden beğenmediniz. Nereden biliyorsunuz siz... karakterimin çok zor tamam. beğenen bir karakter Hepimiz olmadığını. Hepimiz buraya para için geldik. Güzel bir para çünkü. Ben de buraya para için geldim. Ben de yarışmaya ama geldim. Ama ben size hiç oyuncu dedim mi? Ben ama... de kavga ettim. Hayır. Oyuncusunuz, ekrana oynuyorsunuz. Ama gerçekten öyle görünüyor. Kusura ama bakmayın yani. Ama bana bunu söylediniz. Ama kusura bakmayın öyle görünüyorsunuz yani. Bana söylediniz ama benim gelinim için. Ama gelinim gerçekten oynuyor, oyuncu muntazamdı. Peki izleyicimize yansıyor buradaki her şey. Onlar da mutlaka bazı şeyleri fark ediyorlardır. Ben öyle çok oyunculuk falan görmüyorum yani. Burada sinirleniyorsunuz, seviniyorsunuz. Sonraki hallerinizde görüyorum. Kolay değil yani. Ama biz burada olmanızdan son derece mutluyuz. Ben ve ekibim. Sizi de bekliyoruz. Ben gelmek de bu isteyenler. Puanımı oyunculuk değil, para ödülüyle, hırsıyla geldiğimi size göstermek, kanıtlamak için veriyorum. Sevcan Hanım, kanıtlama puanınız bu muydu? Peki. Melike Hanım. Teşekkür ediyoruz Sevcan. Ben dediğim gibi Sevgi Hanım gerçekten en başından beri söylüyorum. Çok şık bir bayan gerçekten. Çok güzel giyiniyor. Yaşına çok uygun, fiziğine çok uygun giyiniyor. Teşekkürler. Kendisini gerçekten beğeniyorum. Gelinle konseptimize geldiğimizde dediğim gibi çok şaşırdım. Yani inanın beni hayal kırıklığı... Şöyle çok beklentim yoktu. Çok sizden bir şey beklemiyordum. Ama bu kadar da vasat bir seçimle beklemiyordum sizi gerçekten. Yo, çok şaşırdım. Gelininiz bizi güzel güler yüzle karşıladı. Kahve sunumları güzeldi. Sunumlarını beğendim. Gerçekten şimdi haksızlık etmemek gerekiyor. Afiyet ama olsun. Teşekkür ederim. Ama son anda biraz önce bana verdiği cevap gerçekten hoşuma gitmedi. Yani ben beğendim. Sizin fikirleriniz çok da önemli değil benim için dedi. Tam olarak öyle demedi de. Yani öyle, bu üçüncü gelinim bu şekilde söyleyen aslında. Değil dedi. Galiba farklı bir şey söylemeye yani çalışıp şöyle farklı bir şey mi anlatıyorlar? Saygı duyuyorum. Ben bunu beğendim. Ha, tabii ki de saygı aynen. duyuyorum sizin de fikirlerinize. Deseydi dese daha doğru olurdu. Evet aslında. Daha doğru olurdu. O yüzden çok hoşuma gitmedi tavrı. Puanımı açıklayayım isterseniz. Tabii ki, karşılayan sunumuna 4 puan verdim. Hayal kırıklığı yaşadığım puan Melike ve Sevcan Hanım'dan oldu. Çiçeğimi de size verdim. Gerçekten bugüne kadar çiçek gibiydiniz. Teşekkürler. Çok güzel ve şıklı bayansınız. Sizi de tanıdığım için çok memnunum. Ben de çok memnun oldum. Ve buyurun. Ben de. Bugüne kadar Sevgi Hanım hep saygılı bir şekilde davrandı. Öncelikle oradan başlayacağım. Ne hikmetse benim günümde açılmaya gerek duydu. Beğenmedi. Diğer günlerde de çok şey beğenmedi ama onlara daha adaletli davrandı. Bana adaletsiz davrandı. Buna önce değinmek istiyorum. En azından orada 3 verebilecek bir şey yoktu. 4 verebilirdi ki ben buna da saygı duyardım. Gelinin karşılamasına gelince evet güzel karşıladı. Konuşmalarıyla güzel cevaplar verdi. Ben bir saygısızlığını görmedim. Bana kendime karşı özellikle. Kombinine gelince tahmin ettiğim gibi geldi. İkramlarını da beğendim. Güzeldi. Ellerine sağlık. O yüzden benim puanım... Teşekkür ederim. Vay, işte budur. Bak, 4 tane 3 aldı ve son gün 6 verdi. Yani bilmiyorum. Adaletli olmak gerekiyor. Adaletten bahsediliyor ya. Ben bugüne kadar böyle geldim ilk günden. Hani yani. Herkes bana adaletsiz kesinlikle dedi ama... Kesinlikle adalet denen bir şey yok. Yok. Eğer adaletsiz olsaydı... Dilek Hanım'ın asla adaletli bir şey mi kaldı? Gerçekten. Adaletsiz. Bakın, şöyle söyleyeceğim. Özür dileyerek söyleyeceğim. Eğer adaletsiz işten pazarlık bir insan olsaydım... Bu işten pazarlık değil. Hayır, ben kendi içimden bir şeyler söylüyorum. Ben de herkese 3 verirdim değil mi Zayda Hanım? Ama ben 3'ü layık görmedim. En azından içimden ne geldiyse ben bu tahtaya onu yazdım. Ama Dilek'cim...
o senin yani konseptin. Şimdi şöyle bir şey Sevcan Hanım, diyeceğinizi biliyorum ama bak ben karşılamasını beğendim. İkramlıklarını beğendim. Şimdi ben bunları zaten söyledim. Söyledi de evet. Konseptine de sen getirdiği kıyafetlere, özür dilerim, getirdiği kıyafetler benim tarzım, benim beğendiğim tarzım deyip de ben buraya kalkıp düşük puan yazamazdım. Bugün en adaletlisi bendim. Ben daha fazla puan verdim. Diğerleri çok adaletsizdi. O kombine daha fazla bir puan verilebilirdi. Ama maalesef oyun oynamaya geldikleri için puanlardan da kestiler. Şimdi ben bunu söyleyeyim de. Ben de oyunculuğumu ispatladım. Yani oyuncu olmadığımı ispatlamak zorundaydım artık. Çünkü yüksek puan verseydim, ha Sevcan beğenmedi ben ama Sevcan Hanım'la çok iyi anlaşıyordu. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şahsi, ben bugüne kadar sizin için hani oyuncuydu, oynadı diye bir fikrim olmadı. Bu benim kendi açımdan. Evet, tepkileriniz sert olabilir. Bize göre daha fazla konuşuyor olabilirsiniz. Yani ne, herkesin ne tarzı diyeyim, bir şey diyemiyorum gerçekten. Farklı. Dilek Hanım, o kombine, o puanı verdiniz ya, hiçbir şey demiyorum. Puanlar adaletliydi bence. Ama Dilek Hanım'ın puanı gerçekten beni şaşırttı. O kombine, o puan asla verilmezdi. Peki 6 bence çok iyi bir puan. Bakalım Damla Hanım ne yaptı? Ben de ilk geldiğim günden beri hep dediğim gibi adaletli olun, adaletli olun. Dün Dilek Hanım'dan adalet göremediğime inanıyorum. Aynı şekilde Sevgi Hanım'dan dün da benim göremedim. Günümdü zaten. Pardon, benim günümde, çok özür dilerim. Sevgi Hanım'dan da göremedim ben en adalet. En azından 3 vermedim ben size. Sevgi Hanım'dan da görmedim adalet. Onu da açıklayayım şimdi. Ben şimdi dediğim gibi açıklıyorum. Dediğim gibi en azından ben bir renk kattım. O kendisi renk de katamamış. O yüzden ben puanımı açayım. Peki, buyurun. Yani bu bana haksızlık yapıldığına dair verdiğim bir puan. Onu da söyleyeyim öncelikle. Siz hep kendinize haksızlık verildi diye ben puan veriyorsunuz. Haksızlık bana yapıldı. Dilek Hanım da, Sevgi Hanım da. Yani kesinlikle onlardan adalet beklerdim. Şimdi dileği niye karıştırıyorsunuz? Sevgi Hanım'ın bakın, gibi. Bakın hani diyor ya ben sizin gibi 3 vermedim, 3 vermedim. Hani i̇şte adaletsizlik şey yapmadım. Orada başlıyor. Evet, adaletsizlik ama orada başlıyor. Ama adaletsizlik, evet. Vicdanlı ve adaletli evet, bir insan ama olsaydınız inanın 3'ü vermezdiniz. Kusura bakmayın bakın. Doğru gelmişsiniz de puan doğru giderdiniz. Hayır, orası da bana puan verdi. En azından 6 puan 4 verdi. Verdiysem 4 en azından verdim. Demek ki riske girdiğimi farkındaydı. Siz onun bile tek farkında değildiniz. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Ben açayım puanı. Buyurun. Onu açıyorum. İşte adalet burada belli oluyor evet, şu an. Evet, adaletliyim. Çünkü. Adaletli geldi, adaletsiz bu gidiyor. Puan yanlış anlama, karşılaman falan çok güzeldi, onu da söyleyeyim. Bu tamamen kayınvalidenin şeyi, hatası bence. Damla Hanım, kayınvalidem yüzünden bana puan vermediniz. Vicdanınız rahat mı? Ben bir şey söyleyeyim Zahide Hanım. Ama kayınvalidenin burada bir kere, bak kayınvalidenin hareketi, şusu busu neyse ama bu gelinin günahı be. Onun günahı yoksa. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Benim gelinim burada sustu. Kendini bile savunamadı. Zaten heyecanlıydı. Ama kesinlikle. Ama biz onu çok beğendik biliyor musun? Ne kadar hanım hanımcık, ne kadar kibar diye de ayrı evet, çok yorum evet yapıldı hatta aslında. Hatta bence en örnek gelinlerden benim evet, de gelinim ederim de dahil. Teşekkür ederim. Bak burada söylüyorlar yani. Örnek konuşan evet, örnek olamıyor. Değil, hayır, susan değildi. O da kendini savunmaya çalıştığını düşünüyorum. Ben burada yoktum. Benim gelinim de dahil ederek söylüyorum. Yani o yüzden ben kesinlikle Sevgi Hanım'ın adaletine göre davrandım bugün. Ya Damla Hanım, adalet adalet dediniz de sizin yaptığınız puanlarda adalet var mıydı sizce? Zahide Hanım, şimdi şöyle bir şey var. Burada kayınvalidelere göre puan verilmesi doğru değil. Damla Hanım burada çok bir yanlışlık yapıyor. Kayınvalide giydirdi ama gelini. Olabilir. O ama zaman benim bizde yani burada puanlamaya göre, kıyafete kombine göre veriyoruz değil mi? Siz İki gündür sadece ikimize göre puan veriyorsunuz. Evet. Niye daha öncekilere kayınvalidelere göre puan ben vermediniz? Şunu bir dakika lafımı bitireceğim. Tabii. Ki ben burada 5 gündür sizinle çok tartışan, size yüklenen, size hakaret eden ne bilmedi hiçbir şey yapmadım değil mi? Yaptım mı yapmadım. Hani neyime göre bana 3 puan verdiniz? Yani bir şey yapmanız gerekmiyor. En azından yine söyleyeyim. Benim takıldığım konu. Puanınız her şeyi inanın, yansıtır. İnanın ben sizden yüksek puan zaten beklemiyorum. Ama 3 de olmayacak bir puandı. 4 verdiysem en azından 4 verebilirdiniz. Ben şöyle savunayım kendimi. Hala aynı noktaya dönüyorsunuz. Ben size verdim. Ben kayınvalidelere verdim. Ya hadi ben kötüyüm ya. Gelinin de mi o kadar kötüydü ya? Gelin kötüydü. Gelinin çok yapmayın da yani Allah aşkına ya. Yok. Yapmayın Allah aşkına. Gelin kötüydü, ikramlıkları kötüydü, dolabı kötüydü, o kötüydü, bu kötüydü. Gömeydiniz o zaman. Bak Dilekçim, benimkinin böyle bir aldırmayan bir suratı vardı, aldırışı ama onun suratıyla değildi, çenesiyle de vardı. Siz onunla gömdünüz. Dünkü gelin. Ama sizin geliniz maşallah yine söylüyorum. Çok Emine yani Hanım'ı bastırdı yani. Peki, teşekkür ediyorum.